Herkese merhaba arkadaşlar. Ben şimdi kızımın toplantısı vardı bugün. Oradan geldim eve. Çocuklar evde yok. Dün dedesini aradı çocuklar. İşte dede bizi almaya gelir misin diye Kutay'da okuldan çıktıktan sonra size gelmek istiyoruz diye. Dedesi tabi alırım çocuğum dedi onları ve almaya geldi. Bugün de Emrah almaya gidecek çocukları iş çıkışı. Emrah da işte anlayacağınız evde yalnızım. Bugün günlerden cumartesi. Toplantı da genel bir toplantıydı. Sadece sınıf öğretmeninin oldu. Sınıfın genel durumuyla ilgili falan o şekilde bir toplantı oldu. Havada bugün böyle bir ılık. Yani ne güneş açsa ne yağmur yağsa böyle karışık. İstanbul'da olanlar biliyorlardır. Gerçi bu birçok şehirde vardır. Yani aynı ilde de olsanız bazı ilçelere yağmur yağarken bazılarına yağmıyor. Mesela şu an Emre'nin iş yerinin olduğu semtte yağmur varmış arkadaşlar. Şu an burada yok herhalde başlar. Hafta sonu bu şekilde geçecek diyorlar. Hava yardım yağacak olduğu için bu hafta sonu bir yere gider miyiz? Ailece gitmez miyiz? İnanın bilmiyorum. Nedense arkadaşlar yaş ilerliyor diye mi? Artık gezmelere doydum diye mi bilmiyorum ama şu birkaç senedir evde olmak bana aşırı keyif veriyor. Bir düşününce de bu bana nereden ne zamandır geldi diyorum. Bu ne zamanki korona oldu, yasaklar oldu yani evden çıkma yasağı falan vardı. Herhalde ondan sonra bu geldi ve evde olmak bana aşırı keyif vermeye başladı ve beni bilenler biliyordur. Yani bilmeyenler için de söyleyeyim ben gezmeyi aşırı seven biriyim. Yani çocuklarım varken de ben bebek arabalarıyla alır çıkarım ederim. Hiç yani üşenmezdim öyle gezmeye. Hala da gezmeye üşenmiyorum. Yeri geliyor gezmek de istediğim oluyor. Gezmeyi de seviyorum ama çoğunluk olarak evde vakit geçirmek artık bana daha fazla keyif vermeye başladı nedense. Öncelerde soranlar oluyordu. Hani niye kendin için bir şey yapmıyorsun, neden bir kursa gitmiyorsun vesaire gibi. Bana bir şeyler katacak bir kursa gitmem tabii ki iyi olabilir ama bu içten gelecek ve şu an hiç o tarz şeylere ilgim yok. Bir de çocuklarımın birisi öğlenci, biri sabahçı, biri gidiyor, diğeri geliyor, diğerinin beslenmesi, diğeri gelince okuldan yemek hazırlığıydı vesaireydi derken bu denli bir hareket hayatımda olduğu için bu tarz şeyler sıkıntı oluyor. Bir de semt olarak da böyle rahat gidip gelebileceğim bir kurs yok. Ya gerçi yapmak isteyen her şekilde buna vakit ayırır, gider, gelir ama dedim ya işte içten gelecek. Yani canınız isteyecek. Keyif alacağınızı düşündüğünüz bir şeye elbet ki zaman ayırabilirsiniz. Ama hiç yani şu anda dediğim gibi bir kursa gideyim falan bir hevesim yok. Kötü belki. Belki de çoğunuza göre yanlış. Şu anda böyle. Çoluğumla, çocuğumla onlarla ilgilenmeye çalışıyorum. Onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum ve gün gelecek belki de Allah'ım o günleri eğer bize gösterirse. Onlar üniversiteye gittiklerinde vesaire bizden yavaşça zaten arkadaş ortamlarıdır, dersleridir yavaşça uzaklaşacaklar. Ve istiyorum ki bu dönemlerinde onların yanında olabildiğim kadar, onların her halini gözlemleyebildiğim kadar gözlemlemek, onlarla vakit geçirmek eğlenmek, geri geliyor beraber üzüleceğimiz bir şey varsa üzülelim, heyecanlanalım. Her şeyi onlarla doyasıya tatmak istiyorum ki ileride böyle yalnız kaldığımda ya acaba mı, keşke mi demek istemiyorum. Çünkü hep annem bana der, kızım işte küçüklüğünüzü çok özlüyorum bazen. Hep yanımdaydınız ne güzel der. Hani o yüzden çocuklarının bu yaşlarının kıymetini bil der. Ben de hep bunu düşünerek bu şekilde hareket ediyorum ve bundan çok keyif alıyorum. Birçok anne gibi tabii ki. O yüzden hani onlara göre bu düzenimi oluşturmaya çalışıyorum. Onlara vakit ayırmamın yanı sıra tabii ki de kendime de zaman ayırıyorum. Evde yalnız kalmam gerekiyorsa yeri geliyor yalnız da kaldığım zamanlar oluyor biliyorsunuz. Arkadaşlarımla görüşüyorum. Bazen sadece tek başıma çıkıp bir çay içiyorum. Bir ne bileyim bir frozen içiyorum. Evime geliyorum. Sinema yapıyorum bazen tek başıma. Bazen sadece eşimle gidiyoruz, yemeğimizi yiyoruz, bir bowling oynamaya vesaire gidiyoruz. Her şeye elimden geldiğince zaman ayırmaya çalışıyorum. Bir şeyleri yapmak için yapmıyorum ve bu hayatımdan gerçekten de çok memnunum. Bazı insanlar sanıyorum ki işte sadece evle, eşinizle, çocuklarınızla ilgilendiğiniz zaman hani kendinizi hiç sayıyor musunuz gibi geliyor ya da bizi değersiz gören bazı insanlar oluyor. Anlam veremiyorum. Kendimi geliştirebileceğim şeyleri de yapıyorum. Kitap okuyorum, belgesel izliyorum.
aklıma takılan tıbbi olur, başka bir konudan olur, araştıracağım şeyler varsa bilgisayardan araştırıyorum. Kendimce de bir şeyler evde yapmaya çalışıyorum. Yani bu demek değil ki ben kursa gitmediğim için ya da benim gibi kursa gitmeyip kendisini evine, çocuklarına, eşine, yeri geliyor kendine de zaman ayıran insanlar bilinçsiz, cahil insanlar değiller. Bazı şeyler herkese aynı keyfi vermeyebilir. Siz o kurstan o kursa giderek keyif alabilirsiniz ama bazı insanlar evinde olmaktan daha çok keyif alabilir. Ya da siz sürekli arkadaşlarınızla gezmek isteyebilirsiniz ama bazı insanlara sadece işi yetiyordur. Bunlar olabilir şeyler arkadaşlar. O yüzden herkesten aynı şeyi beklemek tuhaf olur çünkü hiçbirimiz aynı değiliz. Hepimiz farklıyız. Bir de sadece videolardan gördüğünüz kısımlarıyla bizi biliyorsunuz. Yani 7/24 bizi canlı yayında izlemiyorsunuz. Bir BBG evi değil burası. Örnek veriyorum, geçen sene mesela ben üniversite sınavına girmiştim. Hiçbir videomda bundan bahsetmedim. 230 küsür kadar bir puan aldım. Açık öğretim tabii ki okumak istiyordum. Bir gün işime yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama o anda heves ettim ve sınava girmek istedim. Puanımın rahatça yeteceği bölümlerden seçim yaptım. Ama olmadı maalesef. Bilmiyorum, bir şevkim kırılmadı değil. Bu sene girer miyim yeniden yine bilmiyorum. Belki çoğunuza göre komik bir puan. Ama 17-18 yıl sonra üniversite sınavına girmeme rağmen puanımı iyi buluyorum açıkçası, kendimce yani. Ve normalde bu puanla da çok rahat açık öğretime giriliyordu önceden. Ama tabii ki eğitim sistemi de bayağı bir değiştiği için maalesef ki açık öğretime kaydolamadım seçtiğim bölümlerden. Belki çocuklar artık büyüdükten sonra bir işe girerim diye. Yani işime yaramasa da bunu istedim açıkçası. Ama bu sene bilmiyorum, yeniden bir sınava girer miyim, bu kadar isteğim var mı? Ya hep söylüyorum ya, böyle bazı şeyler içten gelecek. Ben bir eş, bir anne olabilirim ama en önce bir kadınım. Tabii ki de ben mutlu olursam mutlu bir anne olurum, mutlu bir eş olurum, mutlu bir arkadaş, mutlu bir evlat olurum. Bunun bilincinde olduğum için kendime iyi gelecek şeyleri de yapmadan geri kalmıyorum tabii ki. Elimden geldiğince canımı sıkan bir durum mu oluyor? Yani böyle çok ağızdalaşına girmeyi sevmiyorum. Yani böyle bir tartışmaya gireceksem de karşımdaki insan da önemli. Tartıştığım zaman anlayacak insanla tartışmayı seviyorum. Beni rahatsız eden durum mu var? Bir yutarım, iki yutarım. Ondan sonra yavaşça hayatından çekilirim o insanın. Hayatıma daha da dahil etmem. O yüzden böyle çok arkadaşım olsun falan kafasında hiç değilim. Az ve öz arkadaşım vardır. Akrabalarım da yine aynı şekilde. Yani akraba diye herkes mükemmel çıkmıyor maalesef ki. Yani böyle az ve öz hayatımdaki insanlarla yoluma devam ediyorum. Bu gerçekten insana çok iyi geliyor. Gerçekten kafam öyle rahat ki size anlatamam. Neden bu konulara girdim? Geçenlerde Instagram'dan bir arkadaş bana DM'den yazmıştı. İsmini tabii ki vermeyeceğim. Bazı yorumlar almış. İşte kendisini bir anne olarak, bir eş olarak yetersiz hissettirecek bazı söylemler almış ve benimle dertleşmek istemiş. Birazcık o takipçimle konuştuk. Yani ondan sonra böyle düşündüm. Evet dedim ya. Yani gerçekten bazen çevremizde bizim modumuzu düşürecek, aşağı çekecek, kendimizi yetersiz hissettirecek insanlar oluyor. Maalesef ki oluyor. Ama siz kendinizi biliyorsanız bunların size etkilemesine izin vermeyin. Hele ki anneliğinizi kimse sorgulamaz. Çünkü çocuğunuzu sizden başka en iyi şekilde olmasını isteyecek hiç kimse olamaz. Özellikle ben de derinde takıldığım şeyler oldu. Hep söylüyorum, ben çocuklarımla beraber büyüyorum. Ben de onlardan birçok şey öğreniyorum. Öğrenmenin yaşı yok ki yani. Onlarla beraber sabrı öğrendim. Ben hayatım boyunca sabırsız bir insandım. Evet, bazı konularda yine sabırsızım. Ama gerçekten aşırı sabırlı olmayı ben onlarla öğrendim. Daha çözüm odaklı olmayı ben onlarla öğrendim. Onlar öğretti bana. Dediğim gibi anadan doğma anne olmadığımız için tabii ki de bizim de bilmediğimiz şeyler oluyor. Ve biz onlarla beraber büyüyüp anneliği onlarla beraber öğreniyoruz. O yüzden hiç kimsenin sizi kötü hissettirmesine müsaade etmeyin. Bu annelik değildir de kadınlığınızla da ilgili olabilir. Dış görünüşünüzde olur, mesleğinizle ilgili olabilir. Kimsenin sizi aşağı çekmesine izin vermeyin. Unutmayın ki siz çok değerlisiniz ve siz kendi değerinizi bildiğiniz sürece kimse sizin değerinizi
kendinize olan saygınızı alaşağı edemez. Mesela ben ilk video çekmeye başladığım zamanlar Allah'ım dış görünüşümle mi olur, annelimle mi ilgili olur, evimin küçük olmasıyla aşağılanması mı olur? İlk zamanlar tabii ki de etkileniyordum. Çünkü bu denli hani beni tanımayan insanların böyle yorum yapması beni üzüyordu. Ben küçük bir evde oturuyor olabilirim ama o sarayda da otursa yarın onun nasıl bir evde oturacağının garantisi yok. Öyle değil mi? Yani bize her şeyi veren Allah'sa alan da Allah. O zamanlar çok etkilenip üzülürdüm yorumlara. Ama bir süre sonra bunlara da alışıyorsunuz. Çünkü zamanla görüyorsunuz ki yani sizi takdir ettiği bir şeyden kendisinde bulamıyorsa o ona ağır geliyor olabiliyor. Ya bu yüzden oluyor ya böyle küçüklüğünde yaşadığı bir travması oluyor, bir şeyi oluyor. Ya da sırf sizi üzmek, bir sinir etmek için yazıyor olabiliyor. Yani artık hangi kafa yapısıyla yazdıklarını bilmiyorsunuz ama bir şekilde yazıyorlar. Ve bunların sadece sosyal medyada değil, çevremizde de olduğunu bildiğinizden dolayı bu sürece alışıyorsunuz. Sosyal medyada olun ya da olmayın. Maalesef ki böyle insanlar her yerde. Ben de mükemmel değilim, dört dörtlük değilim. Kimse dört dörtlük değil. Elbette ki benim de hatalarım vardır. Olacaktır da insanız çünkü. Önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak, yaptığımız hataların başka bir kişiye zarar vermemesi, bu benim için çok önemli. Özgürlük de benim için öyle bir şey. Yani evet, bir insan özgür olmalı ama bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamadığı sürece hep böyle düşünüyorum. Çocuklarıma da onların yaşına göre konuşabileceğim şekilde bazı şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Evet, konu nereden nereye geldi? Biraz dertleşelim istedim. Söylediklerim kırıcı geldi mi sizlere bilmiyorum ama kırıcı da bir şey konuştuğumu düşünmüyorum aslında ama kırılanlar olduysa da şimdiden kusura bakmasın. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Tabii ki bilir kişi değilim elbette ki. Sadece sizinle sohbet etmek istedim. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak bana iyi gelen şeyleri sizinle konuşmak istedim. Dediğim gibi bir yorum kafama taktığım için konuşmak istedim. Eğer böyle düşünen kişiler varsa aranızda diye belki iyi gelir. Bazen siz kendiniz istediğiniz kadar bir şeyi kendi kendinize söyleseniz de bir başkası söylediğinde daha da böyle bir güçlü hissedersiniz ya. Belki size öyle bir his verebilmişimdir. Verdiysem böyle bir hissi, öyle bir enerjiyi, gücü size, ne mutlu benim için. Yalnız değilsiniz arkadaşlar. Maalesef hayatımızda böyle insanlar hepimizin var. Ama kendi değerimizi bilmeyi hiçbir zaman unutmayalım. Artık ben kalkayım, yavaştan bir üzerimi değiştireyim. Sonra bir kendime kahvaltı hazırlayayım. Daha hiçbir şey yemedim biliyor musunuz? Biraz geç kalktım. Ondan sonra biraz da oyalandım öyle. Acıkmadım zaten kalktığımda da. Hazırlandım, çıktım. Kızımın toplantısına gittim. Havalar iyice soğumadan balkonun tadını çıkarayım şu son günlerde dedim. Balkonda yapacağım kahvaltımı. Gerçi camlı falan ama artık yapacak bir şey yok. Burada yapayım dedim hemen. Taşıması da kolay falan. Tost yaptım zaten gördünüz. Beyaz peynir, domates ve birazcık da pastırma cızbızı yapmıştım önden. Bunu da koydum. Tost yiyeceğim yani. Sadece beyaz peynir ve domatesle yapılan tostu da çok severim. Annem bize okuldan gelince yapardı. Öyle lezzetli gelirdi ki hala da çok severim. Bugün de böyle geçiyor valla. Biraz çenemin düştüğü bir video gibi oldu bugün ama sevenler var sohbet videolarını. Ben şimdi karnımı bir güzel doyurayım. Sonra bulaşık makinem boşaltılacak. Bulaşık makinemi boşaltırım. Yemeğim yok ama yemek yapacağım. Ispanak aldım bakalım. Bir değişiklik olmazsa planımda ıspanak yemeği yapacağım. Makinemi boşaltmaya başladım. Üst üste hapşırdığım için sesim gripmiş gibi gelebilir. Ama değilim. Olmak üzere gibiyim ama değilim. Olmuyorum arkadaşlar. Ha, olayım demiyorum ama. Ay vallahi bunu da birçok kez konuştuk ya böyle. Boğaz kaşın, burun kaşın. Gerisi olmuyor ama beni bırakmıyor da seviyor herhalde. Yıkılmadım ayaktayım o yaşadım. Yaşıyorum. Yaşıyorum hayata özledim. Doluyor aşka. Barıştırmak hayatla. Kahvaltı bulaşığımı da koyayım hemen.
Çocuklar evde yokken dedim çamaşır suyu dökeyim klozetin içine. Şimdi lavaboya da dökeceğim. Birazcık süngerle şöyle bir temizleyeceğim. O şekilde onu da bırakacağım. Banyonun paspaslarını da bir kısa programda bir yıkayayım. Çöp kovasına poşetle geçireyim. Tamam. Evet, oturdum. Sabahtan kalan birkaç parça erik vardı. Onu da getirdim. Şimdi bulmaca çözeceğim. Bundan birkaç tane daha bitirdim. Bir tane daha alayım dedim. Babamla biz gazetelerin içinde olan bulmaca sayfaları vardı. Yarış ederdik. Ben çözeceğim, ben çözeceğim. Bayılırdık babamla bulmaca çözmeye. Ben hala çok seviyorum bulmaca çözmeyi. Karesi olur, çengeli olur. Yani nasıl olursa çok seviyorum. Sudok olsun, bu olsun. Şimdi bulmaca çözeceğim. Sonra da yavaştan yemeğimi yapmaya başlarım. Öyle bir keyif yaptım ki ancak geldim mutfağa. Mutfağa gelmeden önce de banyoyu bir hallettim. Dedim ya, çamaşır suladım, bırakmıştım. Oraları güzelce temizledim. Halısını da makineden çıkardım, serdim. Sonra dedim hadi Tuğba yemeğe geç. Bu arada çocukların yataklar değişiyor falan dedim ya. Evet, çocukların odası neredeyse bitti. İnşallah bu hafta bir aksilik olmazsa odalarının yeni halini çekeceğim. O kadar içimize sindi ki bakalım sizler beğenecek misiniz? Güzelliğinden öte derin artık rahat uyuyacak. Çünkü çocuğum sağa sola döndükçe o bacağını hep yatağın kenarlarına vuruyordu. Rahat da uyuyor gerçekten. Çünkü geldi dediğim gibi. Bazı şeyleri bekliyoruz gelmesini. Onları da Emrah halledecek. Sonra sizlere çekeceğim. Çok güzel oldu. Spoiler gibi olacak ama çocukların odasında şömine bile var şu anda. Öyle güzel, öyle güzel. Hani odaya gerekli miydi falan, tabii ki herkesin kendi kararı ama çok yakıştırdım ben. Çok güzel oldu. Hatta büyüğünü bir bakacağım. Salonuma istiyorum, biliyor musunuz? Çıtır 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 o ses. İnsanı dinlendiren. Vallahi salonuma düşünüyorum. Bir bakalım. Kaç paraymış, neymiş, şöyle bir düşünelim, taşınalım. Kenarımıza ayıracağımızı, işte bütçemizi falan böyle bir belirleyelim. Bir kalanla bir düşünüyorum açıkçası. Ay, soğan çok acıymış. Nasıl da akıyor yaş. Annemi aradım. Çocuklarla falan konuştuk. İşte annem bir şeyler hazırlamış çocuklar yesin diye. Annem diyor ki kız hiçbir şey de yemediler diyor. Şimdi yola çıktılar. Emrah geldi aldı diyor. Yemediler de içime de dert oldu diyor. Acıkmamışlar diyor. Dedim anne acıkmamışlardır. Zaten geç uyanmışlar. Geç kahvaltı. Güzel de kahvaltı yapınca tabii acıkmamış olabilirler. Dedim hiç canını sıkma sen. Çocuklara vallahi anneanne, dede, büyük baba, babaanneye gitmek mola yeri gibi oluyor arkadaşlar. Çünkü ne deseler yapıyorlar büyükler, torunların. Her istediği oluyor. Mesela annem bir falan karışmıyorlar. Orada istedikleri saatte yatıyorlar. Ama evde tabii ki bizim bir rutinimiz var. Ama oraya gidince işte istediklerini yeme, istedikleri saatte yatma, tablet alma saatleri bir tık fazla olabiliyor oralarda. Büyükler kıyamıyor torunlara, biliyor musunuz arkadaşlar? Arada da olur öyle. Çocuklara da iyi geliyor böyle arada kaçamaklar. Havuç da rendeledim. Ispanak çok güzeldi. Tertemizdi gerçekten ama yine şöyle bir 3 su güzelce yıkadım. Soğanı doğradım. Tencereme de ekledim. Şimdi yağla bir kavurayım. Detaylı çekmeyeyim. Ay, nasıl gözlerim yaşardı. Ne kadar acı bir soğanmış bu ya. Vallahi billahi. Yemeğimi yapayım da yaptıktan sonra sizlere göstereyim, olur mu? Ispanak yemeğimi hazırladım. Çocuklar ve Emrah da geldiler. Şimdi bu birazcık yenecek, sıcaklığa gelsin. Yemeğimizi yiyeceğiz. Yanına bunun bir yoğurt ya da isterseniz sarımsaklı yoğurt yapın. Üzerine dökün. Onun üzerine tereyağı yakın kendi tabağınızda. Bir de öyle deneyin. Öyle de güzel oluyor. Koca bir tencere ıspanak yemeği. Bugün başka bir yemek yapmadım. Allah bereket versin. Rabbim bu günlerimizi aratmasın. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Ben videomu artık burada sonlandırayım. Çocuklarla beraber yemeğimizi yeriz. Sonra beraber vakit geçiririz. Bugünlük bizden bu kadar olsun. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.